Faiz o az önceki o deve örneğinde olduğu gibi insanları da kısırlaştırıyor. Çünkü faizle alışan, oturduğu yerde, yattığı yerde alışan insan artık çalışma kapasitesini, melekesini, becerisini de kaybediyor. O refleksini kaybediyor. Mesela yine bir şey hatırlıyorum. Bu 28 Şubat dönemindeydi. Milliyet gazetesinde Yavuz Donat Ali Şen'le uzun bir röportaj yapmıştı. Ali Şen'i tanıyoruz değil mi? Gençler tanıyor musunuz Ali Şen? Evet. Ali Şen bir zamanın meşhur Fenerbahçe'nin başkanı. Onunla röportaj yapmış. Yaklaşık bir sayfa. Diyor ki işte bir yerinde soruyor. Efendim ne işle meşgulsunuz? Ne yapıyorsunuz? Vallahi diyor, hiçbir iş yapmıyorum diyor. Yiyip içip yatıyorum diyor. Ya nasıl olur diyor. Daha önce diyor deri fabrikalarım vardı diyor. Orta Asya'dan deri, ham deri getiriyordum. Burada işliyordum. Bunları Avrupa'ya satıyordum. 1500-2000'e yakın işçim vardı diyor. Baktım ki diyor kim bunlarla uğraşacak? Git getir işte işçiyle uğraş, onun sigortasıyla uğraş, dış pazarlamasıyla uğraş. Sattım fabrikayı diyor. Yatırdım parayı bankaya, onun faiziyle yaşıyorum. Bunu bizzat ben kendim okudum. O 28 Şubat döneminde Milliyet Gazetesi'nde. Şimdi düşünün siz. Bir Ali Şen gibi bir insan. Bir telefonla dünyayı yerinden oynatacak bir insan da o zamanlar. Yani iş bitirici bir insan. Şimdi bu insanın bir lirası ile benim bir trilyonum mukayese edilemez. O insan bir lirayla benim bir trilyonla yaptığımın kat kat fazla iş yapabilir. Yani böyle bir kabiliyetli bir insan paraları yatırmış bankaya, bankada benim gibi işte şunun gibi bunun gibi yoksula, fakire, fukaraya bunu faizli kredi olarak vermiş. O insanlar dişiyle, tırnağıyla aman bir şeyler yapayım da üreteyim buraya vereyim bankaya, bankada birazını kendisine, birazını Ali Şen'e aktarsın. Ali Şen de o parayla yiyip içip yatıyor. Yani bundan daha büyük bir işte kısırlık olmaz. Üretim yok. O insan halbuki 1000 değil 2000 işçi, 10.000 işçi çalıştırması lazım. Dolayısıyla faiz işte bu düşünün bu bir küçük bir örnek. Benim o zaman hatırladığım o da adı açık açık gazetede yazdığı için söylüyorum. Yoksa daha niceleri böyle. Ve bu Avrupa'da da böyle. Sonuçta böyle olduğu zaman kabiliyetli olan, müteşebbislik ruhu taşıyan insanlar, dünyayı tanıyan insanlar, becerikli olan insanlar paraları bankaya yatırıp yattığı zaman o paralar beceriksizlerin, galibanın, cahilin, kıt kanaat geçinen, geçinemediği için bankadan faiz alan, faizli kredi alan insanların elinde böyle kenarda, köşede, atıl halde duruyor. İşte faizin en büyük ekonomik etkilerinden birisi bu. Evet.